Çılgın dedişim yok başka işim. Silerim hüznü baştan çizerim. Dünya dursa ben yine dönerim. Çılgın dedişim yok başka işim. Elim dursa durmaz ki dilim. Yalan dünya yine de severim. Çılgın dedişim yok başka işim. Silerim hüznü baştan çizerim. Baştan çizerim. Dünya dursa ben yine dönerim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Elim dursa durmaz ki dilim. Yalan dünya yine de denerim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Silerim hüznü baştan çizerim. Ne oldu canım? Biraz etrafına ilgilenir misin lütfen? Dinliyorum seni canım. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Gel gel. Çağlar seni soruyordu. Gel sen şuraya otur da ben de şu gazetemi bir rahat rahat okuyayım. Bir canım. Babamı istiyordun. Canan. Canan. Babam. Gelecek. Sakın ısrar etme. Gelişi ben kaldırmam. Aa. Ama birinin kaldırması lazım baba. Kaldırmazsanız Bediş 85. yaş gününe kadar yatakta kalır. Her zaman Bediş'i bacağından tutup yataktan çıkarmaktan kas yaptım ya. Bugün işte dünya şampiyonu olacağım ha. Bah bah bah. Bah bulduk ya. Ne oldu Orhan? Bir bankaya daha devlet el koymuş. Sana ne? Senin bankan mı var Ken? Yok baba ya. Ama bizim şirket bu bankayla çalışıyordu. Yani maaşlarımızı bu bankadan alıyorduk biz. Yani şimdi ben maaş alamayacağım. Ama iki gün sonra yılbaşı Orhan. Baba. En iyisi ben Bediş'i kaldırmaya gideyim. Görüşe bakılırsa biraz sonra burada kavga çıkacak. Kan gövdeye götürecek. Kaçan anası ağlamazmış Orhancığım. Baba. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Ne yapacağız Orhan? Yılbaşını parasız mı geçireceğiz? Ya ama banka batmış şekerim benim suçum ne? Bediş! Ooo hala uyuyor musun? Bediş kalktı ya o. Hadi Bediş kalk. Ah ne ya? Sen kimsin ya? Benim ben. Bediş Noel dede. Hadi çabuk kalk. Yoksa geyiklerimi üzerine salarım ha. Aman dede ya. Sabah sabah geyik muhabbeti yapmaya mı geldin? Yılbaşına daha iki gün var. Git biraz kutlar doyalım. Hayır. Benim kahvaltıyı götürmeye geldim. Oooo! Kızağımla kayarak seni kalitmeye götüreceğim. Hadi kalk. Hadi bak. Yoksa bilgisayarını da çek. Sakın ha. Sen nete girip Mefaret Hanım'la konuşmaya başlayınca utancından çıtırımın ekranı kızarıyor. Hadi o zaman kalk. Hadi kalk. Vallahi çok bilgisayarım ben sana. Çabuk çabuk çabuk. Bir sorun mu var anne? Yılbaşı geliyor oğlum. Bu üzülecek bir şey değil ki. Öyle deme Oktay. Herkes eğlence yerlerini dolduracak.
sabahlara kadar eğlenecektir. Ya sen evladım? Ya anne, biliyorsun benim böyle şeylerde gözüm yok. Olmaz öyle şey Oktay. Bu yıl üniversiteye gireceksin. Aklını hiçbir şeye takmaman lazım. Anneciğim, ne olur sen beni düşünme. Burada birkaç parça mücevherim vardı. Kötü günler için saklıyordum. Bunları satarsan... Anne lütfen ya. Bak sakın yapma bunu. Ben yılbaşı eğlencesi falan istemiyorum. İşte o kadar. Ya. Hadi görüşürüz. Gitmem lazım. Hı? Güle güle ol. Anlıyorum. Karadeniz'de gemileriniz mi battı gibi bayat bir espri yaptırmaya çalışıyorsunuz ama... yapmayacağım. Durum çok kötü Beliş. Bu yılbaşında evde oturmaya mecburuz. Aa, ciddi misiniz? Kamera şakası bu herhalde. Kamera nerede? Biraz ciddi olur musun Bediş? Aa, durum gerçekten kötü ha. Ay, ikimizin de unuttuğu bir şey var. Benim dedem çok zengin. Denizde koli basili, dedem de para. Hadi oradan Semsek. Benden zırnık alamazsınız. Ama dede yılbaşı ya. Bir parti yapmamız lazım. Bir yerlere gitmemiz lazım. Ben yılbaşı onbaşı bilmem ne anlamam. Benim param yok. İşte o kadar. Ya her sene eğlence belence yapmayın. Ne gerek var ya? Bu sene de evde oturun. Bir dakika. Ses yok. Alo? Ah, günaydın Necmi Bey. Nasılsınız? Oo, Befoş'cum. Ya ben de şimdi seni düşünüyordum. Diyordum ki acaba Befoş'umu nereye götürsem? Yani yılbaşı için havai adalarına mı götürsem? Miami'de olabilir canım. Para sorun değil, kraliçem. Ya Befoş Hanımcığım, burada aşkımızı çekemeyenler var. Ben odama gideyim, orada konuşalım. Canım benim, Befoş'um. Ben bitirin. Şarkıcı mı olacaksın, adam mı? Hayta! Çabuk bırak elindeki uzun pırtıyı. İşine bak, hadi. Ya usta, Banu ablaya yemek müziği yapıyoruz ya. Aman, yemeğe bak. Her günkü gibi kaşar ekmek. Aa, öyle deme kızım. Ne demiş Molière? Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeli. E Napolyon'da para 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 demiş ama usta. Bak bitirim. Ben şimdi seni Napolyon'un yanına postalayıveririm. Bütün dediklerini bizzat kendi ağzından dinleyiverirsin gari. Hadi lan! Baba ya, yılbaşında ne yapacağız? Hı? Mesela şöyle bir ziyafet sofrası kuracak mıyız? Benim canım kızım, hiç kurmaz olur muyuz? Şöyle güzel bir ziyafet sofrası kuracağız. O ziyafette de böyle sinekler yiyeceğiz gari. Sinek mi? Kızım evladım, biz haftalardır bu dükkanda sinek avlıyoruz. E ziyafette de avladığımız sinekleri yeriz gari. Babam batıyor kızım, batıyor. Ne yılbaşı, ne ziyafeti. Merhaba çocuklar, okula mı? Evet Partal, okula gidiyoruz. Gidin çocuklar, gidin. Unutmayın, acıdan kurtulmak mümkündür. Acın nasıl nedeni nedir biliyor musunuz? Ne? Cehalet, şiddetli arzu ve nefret. Bunlar zihni zehirli. Ne demek istedi bu Bediş? Oktay gibi cahil olmayın da çekmeyin hayatta. Bizi Partal sürekli kültürü çok izliyor. Dalay Partal yani. Ne Partalı? Dalay Partal. Yani dalaylama. Partal, dalay Partal. Hadi bana eyvallah çocuklar. Çalışmam lazım. Çalışmak ruhun terbiyecisidir. Boş durmak durgun suya benzer. Üzerinde tüm pislikleri barındırır. Yıl sonunda biz yılbaşı evde oturması patlatacağız galiba. Hatta belki evlenmek için el üstündeki neyli bile oynarız. Babamın durumu kötüymüş. Mısırların birazını da bize gönderdiler. Biz onu bile yapamayacağız galiba çünkü bizim durumumuz daha da kötü. Kaçak bir demir ağzı edebilsen işler kısmına girer ama anneden sadece ne diyor? Peygamber kimi gittiyse bu kadar da bilir. Bizim kaderimiz bu galiba Betiş. Başımız dertten kurtulmuyor. İşte geldi. Sormayın çocuklar ya. Ben babamın yılbaşında ne yapacağız dedim. O da sinek dedi. Sinek de yılbaşında ne bağlantı var? Balon olsa neyse. En azından balon bu uçuyor. Sinek de değil mi abla Bediş? Bir dakika bak. Şu anda içimden gelen sesi dinliyorum. Aa, Tahir mi? Ay ne diyorsun?
İki eline bağlı kurtarına karını ısıtıyor. Ay okula da geç kalacağım ama yıl başını kiminle geçireceğimi de garanti almam lazım. Şu benim hayranların listesini bir karıştıralım bakalım. Ay Sedat, Sedat benim için ölür. Bana deliler gibi aşık. Anne gider başka bir şey demez. Alo Sedat. Ne? Ne Nur deli be? Hacı Necda da değil. Mekke, Mekke. Ay nasıl hatırlamazsın canım? Hani bir aksindik Crawford. Bizine az narınlayıp o benim işte. Hayır hayatım yılbaşı diyordum yani. Ne? Afrika'ya mı gideceksin? Gitti aslanlar yesin seni eşek. Şimdi sen gözlerini kapa. 40'a kadar say. Tamam. Hadi bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Ay çok saydım bunu kaldırdım. Bu kadar çok saklanmış olamazlar. Ben bunları kaldırırken kaldırırım. Çocukların durumunu iyi görmüyorum arkadaşlar. Öğretmenler odasındaki oturma şeklini de beğenmiyorum. Koç, siz lütfen şöyle gelir misiniz? İşler niye yolunda gitmiyor? Sorun nedir? Ben bedişlerin sınırından şikayetçiyim müdür hanım. Bana isim takmışlar. Kosinüs Nuri diyorlar. Bizim Amerika'da da çocuklar isim veriyorlar. Siz Nick nasıl diyor? Lakap Miss Brown. Lakap. Yeah. Lakap. Lakap. Yeah. Sizin Amerika'da lakap yok muydu Mrs. Brown? Mesela size ne derlerdi? Oh, in America bana the beautiful Mrs. Brown derler. Mr. Nuri, çocuklar haklı, ha? Rica ederim Mrs. Brown. Böyle bir konuda fikir belirtmem hiç doğru olmaz. Bence bu çok güzel bir lakap. Biz de Nazım Hanım'a beautiful Nazım'a desek çok uygun olur. Öyle değil mi koç? Çok haklısınız efendim. Bu lakaba en uygun olan kişi Nazım Hanım'dır. Çok teşekkür ederim. Her ikinize de. Ama özellikle size koç. Bana da Theodora dediklerini duydum. Tarih bu çocukları asla affetmeyecek. Bence pek haksız değiller Bahriye. Tarih sizi de affetmeyecek koç. Susar mısınız biraz? Ama tarih sizin için bir torpil yapabilir müdür hanım? Neyse. Çocuklarla biraz daha ilgilenmenizi istiyorum. Önümüzdeki yıl hepsi üniversiteye girecekler. İlgi gösterin, ilgi. Haytalık yapacaklarına ders çalışsınlar. Haytalık? Toplantımız bitmiştir arkadaşlar, çıkabilir. Siz kalabilirsiniz koç. Ben bir dönem müsüz, ben dışarı çıkmam. Çıkabilirsiniz dediniz, hemen çıkıyorum efendim. Kim sizler şimdi anlatıyor? Alo? Merhaba Mahmut, ben Peki. Yılbaşına ne yapacaktın diye soracaktım. Hani beni davet etmek istersen müsaitim. Ne? Karınla çocuklarınla mı geçireceksin? Ay ne zaman ederdin sen de? Aa tamam. Mahmut'la defterden sildik. Düşün Mükü, düşün. Yılbaşını seninle geçirmek için yüzük tutuşan biri mutlaka var. Afrika'nın bahsedilmiş ormanlarındaki bir pigme veya Avustralya steplerindeki bir aborjin bile olsa bulacaksın. Ne haber bitirim? Senin o Nemrut suratlı üstten nerede? Nemrut dağına gitti. Çok komik, iğrenç bir espriydi bitirim. Her şey adamına göre Dural abi. İyi espriyi sana harcar mıyım? Senin lavuk muhabbetine katlanamayacak kadar dertliyim bitirim. Kes sesini. Derdini söylemeyen Derman Bey'i bulamaz usta. Aman aman senin bulacağın derman eksik olsun.
Kalbimi kırdın Durali abi. Ben de milyarlık fikrimi başkasına söylerim o zaman. Dur lan. Hemen kırılma sen de. Söyle bakayım neymiş ha? 5 milyoncuk alayım. Yuh lan insafsız. Ama Durali abi bir koyup 1000 alacaksın. Estağfurullah. Valla. Ulan sana güvenilmez ama neyse hadi. Ah. Bak şimdi Durali abi. Hemen çıkıp piyasada ne kadar balon varsa hepsini toplayacaksın. Sakın unutma hepsini. Ulan ne yapacağım ben balonu? Çocuk muyum ben? Hiç kafan çalışmıyor Durali abi ya. Yılbaşında herkes ne yapar? Balon arar. Bütün piyasadaki balonları sen topladığın için 10 katı fiyatına satacaksın. Zengin olacaksın. Sahi ulan olabilir ha. Bitirim. Sepetin içinde liste var. Sen o malları hazırla. Ben balon toplamaya gidiyorum. Haydi eyvallah. Hadi baba ya. Bırak şu çocukluğu. Hem senden bağış istemiyoruz ki. Sadece birazcık borç. Borç yiğidin kamçısıdır. Borç yiyen kesesinden yer. Ya git kendi kesenden yer. Zevzek benim keseme dokunma ya. Bak baba. Bebiş üniversite sınavına girecek. Yılbaşında güzel bir eğlence yaşatamazsak morali bozulur. Olmaz. Olmaz. Benden kapık işlemez. İşte o kadar. Sefaret Hanım'a gelince paran var değil mi baba? Kendine gel. Dikkat. O başka, bu başka. Bırak Orhan, bırak. Demek ki babam Bediş'i hiç sevmiyormuş. Ya ben kaçın kurasıyım be. Böyle duygusal numaraları yemem. Hem beni lafa tutmayın. Bir sürü işim var benim ya. Daha gidip Mefaret Hanım'ı havaya gitmek için ikna edeceğim. Hadi çekin 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 çekin. Çekilin. Gel. Çocuklar bundan sonra bu bardakları kim yere atarsa Nazma Hanım'a bildireceğim. Ne demiştir otalarımız? Aslan yattığı yerden belleder. Çekil lan onu da. Vay. Merhaba çocuklar. Merhaba. Abdül yine üfürüyor. Fena. Güdü. Sen hala hayatta mısın? Ben çoktan kızlar seni parçalamıştır diye düşünüyordum. Sen benimle dalga geçiyorsun Bediş ama. Bütün kızlar bana hayran. Ay, tabii. Bir tanesini göstersen de biz de tanısak diyorum Büdücüm. Bak. Hı. Şuraya geldim oturdum 27 saniye tuttu ya. Mesela 10 saniye içerisinde şu ortadaki kız bana tam 83 kere baktı. Oğlum bence hiç durma git konuş ya. Nasıl konuşacağım? Hemen hemen. Hadi ya şimdi mi? Hadi Büdü acele et. Böyle işler bekletmeye gelmez. Baksana kız senin için yanıp tutuşuyor. Hadi oğlum durma. Ne yapıyorsun ya? Bu kez herkesin diye baktın Allah. Alo Canan benim Nülüfer. Müsaitsen biraz sana gelmek istiyorum. Biliyorsun önümüz yılbaşı. Biriyle konuşmaya öyle çok ihtiyacım var ki. Tamam hemen çıkıyorum. Tuncay. Merhaba ben Bekir. Ay nasıl hatırlamazsın? Seninle ne kadar güzel günler geçirmiştik. Yılbaşı için beni nereye davet edeceksin? Ha? Alçak ya. Sana bir sakız vereyim sinirin geçer mi ki? Bana bak Kimyon. Şimdi sakız diye seni çiğnerim ha. Mükü. Mükücü. Kendini perişan etme daha gençsin. Çok yılbaşılar göreceksin. Ve bunların birinde o gecesi boş bir genç mutlaka çıkacaktır. Yılbaşı dediniz de aklıma geldi. Bana bir akıl verin çocuklar. Çok büyük bir otelde partiye davetliyim. Giriş ücreti $2000. Ama biliyorsunuz benim babam için para hiç önemli değil. Ya bu partide ne giysem acaba diyorum. Sana ne giysen yakışır Betül. Yağcılarda inecek var. Aman sen bunlarla muhatap olma Recep. Fakir insanlar yılbaşı gecesi eğlence yapamayınca eğlenenleri kıskanırlar. Bu çok doğaldır. Yok canım. Bediş şuna bir şey söyler misin lütfen?
Bu kız bir dersi hak etti artık. Bediş lütfen yine başını belaya sokma. Şimdi derse gireceğiz. Şu anda demedim Oktay. Her şeyin bir sırası var. Ya Betül, böyle fakir çocukları bizim sınıfa sokmamak lazım. Hiç yakışmıyorlar aramıza. Buna bak Recep, sen aklınız kızının nereye gittiğini bilme. Görüşçe. Ne zaman istersen hazırım serseri. Haklısın galiba Orhan. Bediş genç bir kız. Ama yüreği hepimizinkinden daha büyük. Ya Peyam, senin kimin kimsen yok mu? Niye kimse ziyarete gelmiyor senin? Benim bu dünyada bir oğlu bir kızım var. İsimleri de Bediş ve Oktay. Çok büyük bir yüreğim var be Peyam. Hadi be Onur de yılbaşı gecesi doktordan izin alayım. Seni bize götüreyim. Hep birlikte girelim yeni yıla. Hem o gün gelsin de düşünürüz Orhan be. Orhan'ın durumu çok kötü Nilüfer. Bu yılbaşı hiçbir yere gidecek halimiz yok. Bediş bu yılbaşında evde oturacak. O kadar üzülüyorum ki Canan. Bir tek yılbaşı var. Herkes eğlenecek, benim oğlumsa evde oturacak. Hayat böyle işte Nilüfer. Bazen insanı isyan ettirecek kadar acımasız olabiliyor. Bak aklıma ne geldi. Yılbaşı gecesi hep beraber olalım. Belki çocuklar da birlikte olunca eğlenebilirler. Börekler açarız. Tatlılar yaparız. Artık herkesin gücü neye yeterse getirir. Bu harika bir fikir. Bütün velileri çağırırız bizim eve. Kendi aramızda eğleniriz. Çocukları da oyalamaya çalışırız. O zaman herkese haber vermeye başlayalım Canan. Ben çok beğendim. Otur otur. Çabuk defterlerinizi açın. Hiç vakit kaybetmeden derse başlıyoruz çocuklar. Şimdi şu problemi herkes defterine yazsın. Önce biraz havadan sudan konuşsak hocam. Olur bana. Ama sonra üniversite yerini hava alırsın. İyi bir meslek edinmenin üstüne de su içersin. Şimdi hemen problemi çözmeye başla. Eşittir. Böyle. Hocam, problemi çözerken sakız çiğneyebilir miyim? Sen nasıl olsa çözemeyeceğine göre ne yaparsan yap kimyon. Sakız isteyen? Evet, problem bu. Çözümü siz yapacaksınız. Süreniz başladı. Bunun cevabı ne acaba? Buldum hocam. Cevabı 8. Ne? 8 mi? Hiç olur mu Bediş? O zaman olmadığını gösterin hocam. Hemen göstereyim. Şimdi çocuklar, 5'in karesi çarpı tanjant 12 bölü kosinüs 25 eşittir 13. Böyle değil burası. Kosinüs 13. Hocam, en iyisi biz sizi yalnız bırakalım. Siz rahatça çözün. Sonra bize de anlatırsınız. Belki biz varız diye aklınız karışıyordur. Teşekkür ederim Meliş. Şimdi bu şöyle olur. 18'in karekökü kosinüs 13 çarpı buna eklersek tanjantın. Selam bakkal. Aleyküm selam. Son alışverişimi yapmaya gel. Niye? Başka bir dükkan mı buluyorduk? Yok canım, artık zengin olacağım da benim yerime adamlar mı alışveriş yapacaklar? Parayı kim kaybetmiş de sen bulacaksın salak Nurali? Bana bak, benimle dikkatli konuş bakkal. Senin karşında geleceğin milyarderi duruyor. Vay vay. Sen nasıl milyarder olacakmışsın bakayım? Söyler miyim sana kazıkçı bakkal? He? Hadi bakalım. Son alışverişim de bitti. Bunları deftere yazın, milyarder olunca bir yardımcımı gönderir ödetirim. Çatla patla bakkal karışma. Milyarder olunca ödeyemeyecekmiş. Böyle yaz deftere. Şşş, beni bak lan bitirim. Gel buraya. Bunun ne ciğeri sen biliyor musun? 5 milyon alayım ben. Ben şimdi seni 5 tane debik atarım görün gürünü. Şşş, gel bakayım ne oluyor? Hayrola? Şu kızın kasılması beni gıcık ediyor ya. Bediş gene patırtı çıkarma. Patırtı falan çıkarmayacağım Oktay. Ama o kız neler çıkaracak bilemem.
Bekleyin beni bir dakika. Eyvah, Bediş çok kararlı. Kız yanacak galiba. Bediş kızı pişman edecek. Ay, bir on koyarım. Ben sakız koyarım, sakız isteyen. Ben alayım. Sonucu belli olan iddiaya kimse... Ben duyduğuma göre ekonomik kriz yüzünden hiç kimse bir yere gidemiyormuş. Herkes yılbaşını sizin evde kutlayacakmış. Aman canım, boş ver. Onlar yaşlı işi şeyler. Lan biz ikimiz genciz be boşçuk. Hele siz açılmamış bir goncasınız. Ay, ne güzel konuşuyorsunuz Necmi Bey. Ama olmaz. Biz de herkes gibi yapacağız. Hay o herkesin. Ya biz bildiğimiz gibi yapsak şu işi şuracıktan. Necmi Bey. Ulan sırası mıydı? Alçak. Alo. Bir diş elimizde. Bir dişi sağ olarak görmek istiyorsan hemen o binadan çık. Bir dost. Alo, hangi dost? Yahu benim bir sürü dostum var sayın. Bir dost. Hay Allah. Kapattı ya. Ne oluyor Necmi Bey? Şimdi açıklayamam Mefoş Hanım. Hemen gitmem lazım. Ay, nereye gidiyorsunuz? Ne oldu Necmi Bey? Ay. Özür dilerim. Hanımefendi affedersiniz. Çok affedersiniz. Merhaba. Aman tanrım. Öps. Yılan kadın. Gene mi sen yahu? Evet, ben. Yoksa o bir dost sen miydin? Sizin benden başka dostunuz yok ki Necmi Bey. Sizi o moruk kadına bırakacağım mı sandınız? Bakın ben gencim. Fıkır fıkırım. Şıkır şıkırım. Canlıyım. Ben özgürüm. Ulan ben de seni ölü haline getirmezsem. Taş yok mu lan taş? Taş yok mu lan taş? Taş yok mu lan taş? Bir dakika beyefendi. Aramızdaki hesabı unuttun galiba. Ben cevabımı söylemiştim Recep. Ne zaman ve nerede istersen. Tamam o zaman. Bu akşam ıssız yolda. Ne kadar yürekliymişsin görelim bakalım. Peki görelim. Hadi gidelim. Düello ha? Ay, bunu mutlaka Bediş'in de duyması lazım. Ay. Merhaba Partal. Merhaba Bediş. Nasıl geçti günün? Acı ve ıstıraplarla Bediş. Aman Partal ya. Hep acıdan bahsediyorsun sen de. Niye insanlarla paylaştığımız en temel duygu? Bizi tüm canlı varlıklarla birleştiren imkan. Acılarımız ve ıstıraplarımız var. Bu da mı Dalai Lama? Evet Bediş. Herhangi bir ıstıraba katlanan ya da zor durumda bulunan biri bundan nasıl kurtulur biliyor musun? Nasıl? Benzeri acı ve ıstıraplar yaşayan insanları göz önüne getirir. Onların ıstıraplarını hisseder. Kendininkiyle özdeşleştirir. Ve sevecenlik duygusunu arttırır Bediş. Bak bunu anladım işte. Kendini acı çeken insanların yerine koyarak onları sevmeyi öğreniyorsun. Dalai Lama bunu duysa seninle gurur duyardı Bediş. Eyvah! Oktay'la buluşacaktık, unuttum. Bu seansa sonra devam ederiz, olur mu Partal? Koş Bediş, koş. Mutluluk bekletmeye gelmem. Bak Oktay, başımıza gelen şeylerin anlamını henüz işler iyi giderken bulmaya çalışmalıyız. Kusura bakma ama Bediş, ne demek istediğini anlayamadım. Sen iyice uçtun bu sıralar. Sanırım senin Partal'la konuşmanı engellemek lazım. Kökü sağlam bir ağaç en sert fırtınalara bile dayanabilir. Ama köklerini geliştirmek için fırtınanın çıkmasını da beklemez. Üf be! Bu lafı anlamak için en azından bir ay düşünmem lazım Bediş be. Hayır ya! Ya bak, bütün bunlar şu demek oluyor. Yani mesela birini seviyorsan henüz iş işten geçmeden bunu söylemen lazım. O kişi bunu duyamamaktan doğan acıya katlanabilir ama bir yere kadar. Olur. Bir gün ona rastlarsam söylerim. İyi, sinir. Dediş! Bana bak, Banu, sinirlerim çok bozuk. Sakın abuk sabuk bir şey söyleme, paralarım. Anlaşılan senin hiçbir şeyden haberin yok. Oktay'la Recep duayla edecekler bugün. Ne?
Evet. Ama kine, nefrete, düşmanlığa yok etmeye hayır. Bizi mutlu etmek için gözümüzün içine bakan ailelerimize acı yaşatmaya ne hakkımız var? Ha? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ah Orhan. Ne var? Bak aklıma ne geldi. Biz anneler karar verdik. Herkes yılbaşı gecesi bizim evde toplanacak. İyi fikir de. Bu moralle nasıl eğleneceğiz bilmiyorum vallahi. Canım artık biraz fedakarlık yapacağız Orhan. Biz işte tam üniversiteye hazırlanırken kafasına böyle şeyleri takmamalı. Ama ben ne yapabilirim canım? Bütün suç bendeymiş gibi konuşuyorsun. Aa, aa, aa. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Öf. Hah, buldum işte. Ne boşanın lan? Guadalupe adalarına gidelim yakın. Orayı sevmez belki. Kanarya adalarına gidelim. Hatta kutuplara gidelim ya. Oralar ıssız olur. Hem Mefoş Hanım'ı böyle götürecek kurtu bir yer aramam. Yaşasın. Buyurun. Alo, Mefoş'cum. Ay Necmi Bey, çok geç oldu ama. Bak Mefoş'cum, yılbaşından nereye gideceğimizi buldum. Kutuplara gidelim diyorum. Ya orası çok ıssız. Sadece ikimiz, sen ve ben. Necmi Bey, bakın ne diyeceğim. Siz şimdi iyice şöyle bir yatağa uzanın. Ha? Şöyle. Şimdi de gözlerinizi kapatın. Hı-hı. Güzel şeyler düşünün. Hı-hı. Güzel şeyler düşünün. Necmi Bey. Hı, evet. Bediş, bu akşam yaptıkların için teşekkür ederim. Ama vakit çok geç oldu. Bırak da biraz uyuyayım. Şu yılbaşı partisini konuşalım biraz Oktay. Bir çare bulup son yılların en iyi partisini yapmamız lazım. Benim aklıma harika bir fikir geldi. Heh, şimdi herkese e-mailler atarak anlatacağım. Herkes görevini yapacak, tamam mı? Oktay! Eh be Oktay be! Görecek herkes. Tavuk edip harika bir yılbaşı partisi yapacağım. Biz genciz. Her güçlüğü yeneriz. Yılbaşında ne yapıyorsun? Köye gideceğim. Sahi mi? Ay
baş yıl başını bir köyde geçirmemiştim. Şu sizin köyü biraz anlatsana bana yakışıklı. Hey Allah'ım ya. Kaçın bakalım, kaçın. Ne yaparsanız yapın, yılbaşı gecesi çılgınlar gibi eğlenmeme engel olamayacaksınız. Günaydın. Oturun çocuklar. Eğer ayakta durursanız tarih sizi affetmez. Bugünkü konumuz İkinci Dünya Savaşı. Çocuklar, 1939 yılında Hitler'in orduları Danzig'e girdi ve İkinci Dünya Savaşı başladı. Bir tarafta İtalya, Fransa, Almanya, öbür tarafta savaş ne demektir çocuklar? Savaş, kan, şiddet demektir. Şimdi masal mı dinleyeceğiz? Yoksa gidip parti için hazırlık mı yapacağız? Sen merak etme. 5 dakikada bağlarız. İkinci Dünya Savaşı'nın nedeni de tabii ki ekonomikti. Güzelim, siz ikiniz ne konuşuyorsunuz orada öyle fısır fısır? Arkadaşlarla İstanbul'un fethinde dedelerimizin bizler için yaptıkları, fedakarlıkları, kahramanlıkları konuşuyorduk hocam. Diyorduk ki Teo, şey yani hocamız, o anı bize bir kere daha anlatırsa ne güzel olur diyorduk. Aferin dedik. Bak tarih seni affedecek. Mutlaka. Bakın çocuklar. O gün şafak sökerken ordular İstanbul surlarına dayandılar. Yüzlerce Levent surların dibinde ak alınlarından vurulup can verdiler. Marmara Denizi kan kızılına kesti. O Leventlerden biri Ulubatlı Hasan, o büyük kahraman fırladı surların tepesine. Allı şanlı sancağı surun en tepesine dikti ve vuruldu. Demeyin hocam. Onlarca, yok yüzlerce, yok binlerce ok saplanmıştı. Tarih onları hiç affetmeyecek çocuklar. Ağlamayın önce hayvanlar, biz sağlanacak. İstanbul'u almak için yüzlerce, binlerce can telef oldu çocuklar. Biliyor musunuz? Ağlamayın acaba, ağlamayın. Çocuklar, en iyisi bir sessizce oturalım da hocamız öğretmenler odasına gidip bir kahve içip de kendine gelsin. Çok iyi. Kalemi alayım. Çocuklar, tarih sizi affedecek. Bırak elimi. Bırak. Ay hocam. Evet. Neler geldi bakalım? Ay ben bakkalda ne bulduysam hepsini getirdim. Ay ben çok şık süsler getirdim. Bugüne kadar bir sürü yakışıklı için düzenlediğim partilerde kullandığım bütün süsler burada. Ay niye o yakışıklılara vermedin birazını bir ki? Hiçbiri gelmedi ki. Bediş, bu kadar malzemeyi getirttin ama Nazmi Hanım faktörünü unuttun gibi geliyor bana. Nazmi Hanım hayatta izin vermez. Sen de Bediş faktörünü unuttun Oktay. Ben bunu çoktan hallettim bile. Hadi arkadaşlar, salon süslemeye gidiyoruz. İleri. Gir. Size bir şey söylemek istiyoruz hocam. Çabuk söyleyin, bir sürü işim var. Hocam Bedişler sizden izin almadan okul salonunu süslüyorlar. Yılbaşı gecesi parti yapacaklarmış. Okulumuzu böyle işlere alet ediyorlar hocam. Burası okul mu gazino mu belli değil hocam. Bunu yapamazlar. Şimdi gösteririm ben onlara. Neler oluyor burada? İşte buyur bakalım Bediş. Sen merak etme Oktay. Size burada neler oluyor dedim. Bunların hepsini çıkarın. Burası bir okuldu, gazino değil. Ne haber Bediş? Nasıl gidiyor bakayım? Çok iyi hocam. Oo, vay, bayağı iyi. Ay, bu süsler az gelir Bediş. Nazım Hanım için biraz daha süs koymamız gerekiyor. Bakın, sakın Nazım Hanım'a sürpriz yapmak için bu salonu süsleme görevini sizlere verdim. Kimse duymasın. Çünkü Nazım Hanım'a büyük bir sürpriz olsun istiyorum. Sakın kimse duymasın, sakın. Siz ne diyorsunuz koç? Hey,
Siz burada mıydınız Nazmar? Bak bütün sürpriz boşa gitti, gördün mü? Ya yani bütün bunları yapmalarını siz mi söylediniz? Nazmar Hanım, sizin için özel bir parti yapmayı düşünüyorduk da. Kaç günlerdir bunun için uğraşıyor Nazmar Hanım. Ama şayet kızsanız hemen söktürebilirim. Hayır. Ben sadece az süslemişler diye kızdım. Çocuklar daha çok süsleyin. İsterseniz çocuklar devam etsinler. Evel Hanım, siz çocuklarla meşgul olur musunuz lütfen? Diyordum Nazım Hanım, şöyle baş başa bir kahve içseydik ha? Tabii. Çocuklar olayı gördün seni. Nasıl becerdin koçu kafaya almayı? Benim adım Bediş Çılgın, unutma. Ama Bediş sadece salon süslemekle parti olmaz ki. Yemesi var, içmesi var. E onlar da parayla ama. Bizde de para olmadığına göre unutun bu yılbaşını. Bir dakika, buldum. Parayı mı? Hayır, parayı nasıl bulacağımızı. Sana ihtiyacımız olacak Mükü. Emrindeyim prensesim. Ya nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Bir şey anlamadım ki. Şşt, rolünü iyice anladın değil mi Mükü? Ayıp ettin Bediş. Anlamaz mıyım? Tam bir vamp kadın olacağım. Merak etme. Çalıştır kafayı be Necmi. Yani eğer yılbaşında Lefay Hanım'ı ayarlayamazsan bütün zamparlık şöhretin iki paralık olacak. Dedeciğim. Oo! Müke? Bir arkadaşımla buluşacağım da sence kıyafetim nasıl? Sen eski kurtsun, güzellikten anlarsın değil mi dede? Tabii canım, elbette anlarım. Sence bu kıyafetin ağzına bu çorap gitmiş mi dede? Dokun dokun. Bak çok kaliteli bir çorap, dokun dokun. Ay yapma Beke, içim gıcıklanıyor ya. Ay neden ayağım kayıverdi, kusura bakma dedeciğim. Aman ne mahsuru var Beke? Evet, Milayun paparazisi iş başında. Ya sen de nereden çıktın Bediş? Ben piyangodan çıktım dede. Ama korkarım mefaret divanadan çıkacak bu resimleri görünce. Demek bana komplo kurdunuz. Mefaret bu filmleri görmemeli. Korkma dedeciğim, görmeyecek. Ver şunu. Senin vereceğin paralar karşılığında biz de bu filmi sana vereceğiz. Mükü Hanım, lütfen dedemden istediğimiz paraları kasveder misiniz? Hainler. Ver o filmi bana. Nerede kadın ulan titirim? Ya bütün bakkalları dolaşıp balon topladım Dural abi ya. Al. Piyasadaki bütün balonlar bende. Zengin olacağım, zengin. Ne oluyor bitirin? Balonlar fazla geldi galiba usta. Bence sen balonları bırak yoksa uçacaksın. Gitti paralarım, havaya uçtu. Harika oldu çocuklar, mükemmel. Ay sınıf vardı, hep böyle olsa ne iyi olur değil mi ama Bediş? Çok salakçaydı bana, al bir takıp çiğne. Çiğneyim bari. Merhaba kızlar. Kolay gelsin. Biz bunları davet etmiş miydik? Partimize herkes davetlidir. Aslında biz yılbaşında daha güzel yerlere gidecektik ama kötü bir partiyle nasıl rezil olduğunuzu görmek için size katılmaya karar verdik. Bence hiç zahmet etmeyin, siz takıp çiğneyin. Bu partiye biraz heyecan katmaya ne dersin Bediş? Heyecan derken neyi kastediyorsun güzeli? Partide bir dans yarışması yapmayı teklif ediyorum. Tabii Recep'le bana rakip olabilecek birileri varsa. Tabii ki. Dansına bağlı. Elmalı dans yarışması. Ne dersin? Okey derim. Oh my god. Çok güzel. Birisi dans dedi. Evet Mrs. Brown. Dans yarışması. Siz de katılır mısınız? Of course. Ben ve Mr. Cosinus beş oluruz. Eş oluruz. Eş oluruz. Siz iyi dans eder misiniz Mrs. Brown? Oh, welcome. Amerika'da ben hep dance champion. Look. Bir dakika arkadaşlar. Ekonomik kriz belli ki hepimizi etkilemiş.
Bu yıl başında aramızda doğru dürüst eğlence yerine gidecek kimse yok. Biz de düşündük, dedik ki hepimiz bizim evde toplanalım, kendi aramızda eğlenelim dedik. Böylece belki çocuklarımızla ilginç bir yılbaşı geçirtir ve onları mutlu ederiz. Ne dersiniz? Ne dediniz? Alkışlarım valla. Bir bakalım biz kimiz? Bediş, Oktay, aslanlarım benim be. Bediş'in sayesinde harika bir parti hazırladık Peyami. Bütün büyüklerimizi de götüreceğiz. Biz şimdiden seni almaya geldik. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Sizin yüreklerinizin içinin dünyayı alacak kadar büyük olduğunu biliyorum. Ama ben sizin eğlencenizi bozarım ya. Bırakın ben burada kalayım. Siz benim yerime de eğlenirsiniz, ne oldu? Yok, buraya Peyami'den masallar dinlemeye gelmedik. Sen istesen de istemesen de seni götüreceğiz. İşte o kadar. Şey, bir dakika. Ne oluyor? Durun çocuklar, durun. Yapmayın ya. Ah beni, sen çılgınsın, çılgın. Evet, şimdi operasyonun ikinci halkasına geçebiliriz. Hadi. Alo. Alo Mükü. Operasyona başlayın. Okey. Operasyon başlıyor arkadaşlar. Hadi. Sonra neyse. Koşun, koşun. Okulda yangın var. Bütün çocuklar içeride kalmış. Al maça, al. Alo Bediş, operasyon tamam. Sakın kıpırdamayın, vururum. Ne kıpırdamayın, sakın vururum. Ne oluyor? Hemen ilk sağdaki sokağa çekildim. Kaybettik komiserim. Acele yardım gerekiyor. Takviye gönderin. Burada. Ya ne boşuz? Yani bizim buraya gelmemiz çok büyük saçmalık. Yani baş başa kalabileceğimiz bir olsaydı daha iyi olurdu. Saçmalamayın Necmi Bey. Bakın ne güzel eğleniyoruz işte. Biliyor musun Orhan? Kızımıza gurur duyuyorum. Ben de Canan, ben de. Gene ne yaptı? Etli milleti eğlendirmeyi başardı. Vay. Bana sürpriz yapacağınızı söylediğinizde sadece ikimizin olacağını sanıyordum koç. Koca salona ikimiz az gelirdik Nazım Hanım. Yüreklerimiz de var, unutmayalım. Müzik ne kadar güzel değil mi Nazım Hanım?
Tarih bunları hiç affetmeyecek. Ben de affetmeyeceğim. Oops. Mr. Cousin is married. Bizim Amerika'da danslar. Çok romantik. İyi ama bu burası da Türkiye Mrs. Brown. Milenyumun en büyük dans yarışması başlıyor. Kendine güvenen çiftler piste kalsın. Elmayı düşüren çiftler elenecek. En son kalan çift gecenin ve bu partinin kral ve kraliçe seçilecek. Müdür, elma hadi getirin. Katili kaybettik amirim. Bu çevrenin kontrol altına alınması gerekiyor. Anlaşıldı, tamam, takviye gönderiyorum. Geberdim ben. Can! Sakın bırakma Recep. Dayanamayacağım. Yapma! Tutuşun! Ha düştüler, biz kazandık. Ha kazandık! Ay ne sürprizdi ama. Hadi ben yatıyorum anne. Size iyi geceler. Mutlu yıllar. İyi geceler canım. Mutlu yıllar. Size şöyle alalım. Güzel geceydi. Çok yoruldum, çok. O heyecandan sonra perişan oldum. Lütfen canım, lütfen. Çılgın bir dişim yok başka işim. Silerim hüznü baştan çizerim. Dünya dursa ben yine dönerim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Elim dursa durmaz giderim. Yalan dünya yine de severim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Silerim hüznü baştan çizerim. Çilek tadında